Kırmızı Alarm. 1. Bölüm. Kaman kıtası. Kaman kıtasında bulunan 6 ülke arasında ölümcül bir savaş çıkmak üzereydi. Her ülkenin kendine ait jeopolitik konumu büyük bir değerdi ve her ülke kendini bir diğerinden korumak zorundaydı. Soha, Makran, Pirvan, Okaf, Huma ve Lonsur ülkeleri bu zamana kadar huzur ve barış içinde yaşamışlardı. Ancak değişen zaman ve gelişen teknolojinin getirilerinden biri olan sanayileşme, her birisinin içindeki savaş arzusunu günden güne tetiklemeye başlamış ve diğerlerinin topraklarına sahip olma arzusu doğurmuştu. Kaman kıtası, haritadaki diğer kıtalardan binlerce kilometre uzakta bulunuyordu ve neredeyse diğer kıtalarla hiçbir bağlantıları bulunmuyordu. Televizyonlar ve radyolar, gazeteler dahil olmak üzere her ülkenin kendine ait haberleşme sistemleri mevcuttu ve asla başka bir ülkeyle ilgili haberler ve gelişmeler halka sunulmazdı. Bu ülkelerden Soha ve Makran diktatörlük ile yönetilirken, diğer ülkelerde demokrasi tarzı yönetim şekli mevcuttu. Soha Cumhurbaşkanı Kutay, ülkeler arasında bir üne sahipti. Çünkü ilk saldırı onun tarafından planlanmıştı ve tıpkı kendisi gibi diktatörlük ile yönetilen Makran'a saldırdı. Makran ise tüm güçleriyle karşılık verdi. İki ülkede verdikleri kayıplardan dolayı ordusunu kendi sınırları içerisine çekmek zorunda kalmıştı. Ancak bir yangını fitillemiş oldular. Diğer tüm ülkeler bu durumdan tedirgin oldu ve rotasını tamamıyla savaş ve savunma sanayisine çevirdi. Soha Cumhurbaşkanı Kutay, tüm yüksek rütbeli askerleri sarayında topladı ve yeni bir saldırıyı planlamak istediğini söyledi. Çünkü Makran'da bulunan elmas rezervi, Kaman kıtasında bulunan en büyük elmas rezerviydi ve onu ele geçirdikleri takdirde kendi ülkelerinin ekonomilerini çok ileri taşıyabileceklerdi. Kaman kıtasında geçerli para birimi diğer ülkelere oranla çok daha değersizdi. Bu yüzden diğer kıtalar ile ticaret yapmak çok zor ve oldukça maliyetli bir hal alıyordu. Kutay Diğer kıtalara açılmak ve onlarla birlikte işbirliği içinde olmak istiyordu, ancak bunu yapabilmesi için sahip olduğundan çok daha fazlasına ihtiyacı vardı. Genelkurmayset, oval masanın başında hazır bir pozisyonda Cumhurbaşkanının diyeceklerini merakla bekliyordu. Kutay, hoş geldiniz dostlarım. Biliyorsunuz ki uzun zamandır planladığım bir şey var ve bunu yakın zamanda tüm Kaman kıtasının duymasını sağlayacağım. Elimizde tuttuğumuz savaş gücü diğerlerine oranla daha yıkıcı bir hale geldi ve gururla belirtmek isterim ki Kaman kıtasındaki ilk kimyasal silahı geliştirmiş durumdayız. Masada bulunan genel kurmay set ve diğer yüksek rütbeli askerler bu habere oldukça sevindi ve kutlamak için birbirlerine sarıldılar. İlk savaşın verdiği hasarı onarmışlar ve artık çok daha güçlü bir hale gelmişlerdi. Ancak diğer tarafta neler olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Genel Kurmay Set, efendim, ikinci bir saldırı için elimizdeki tüm imkanı kullanıp Makranı tamamıyla ele geçirmeliyiz. Bitişiğimizde bulunmalarına rağmen onların sahip olduğu elmas rezervlerinin çok az bir kısmı bizim tarafımızda bulunuyor ve bu durum gelecekteki planlarımızı oldukça etkiliyor. Hava saldırı sistemlerinin ne derece ilerlediğini bilmiyoruz. Bu yüzden bir casus tayin edip orada neler olup bittiğini anlamamız gerekiyor. Ancak biliyorsunuz ki ülkeye giriş çıkışlar yalnızca deniz yolunu kullanarak ya da güneydeki sınır kapısından mümkün. Ayrıca son savaştan sonra sınırlarda bulunan asker sayısını en az üç katına çıkarttıkları düşüncesindeyim. İlk saldırımız tamamen plansızdı. Bu yüzden neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için bazı noktalarda hazırlıksız yakalandık. Bu kez aynı hatayı yapmamalıyız, dedi. Cumhurbaşkanı Kutay, merak etmeyin. Mühendislerimizin geliştirdiği casus dronlar ile oraya girmemiz mümkün. Ancak tek sorun şu: Dronlar hava saldırı sistemleri tarafından fark edilebilir durumda. Bu yüzden birkaç teknik özellik eklemeyi düşünüyoruz. Dronları bir süreliğine görünmez bir hale getirmek üzere çalışıyoruz. Yakın zamanda çalışmalarımız son bulacak ve o gün geldiğinde sizi tekrar çağıracağım. Şimdi gidin ve tüm askeri gücümüzü gözden geçirip bir rapor hazırlayın yakın zamanda saldırıya geçeceğiz. Genel Kurmay Set, orduların eğitildiği büyük kampa doğru yola çıktı. Bu kamp, tüm savaş sahasında kullanılan bölümleri içeriyordu. Hava ve deniz subayları, karada savaşan askerler ve özel timler bu alanda eğitiliyordu ve eğitim her gün devam ediyordu. Soha ülkesi kendisini dışarıya tamamen kapatmıştı ve içeride gitgide çok daha büyük bir savaş gücü topluyordu. Televizyonlarda yayınlanan bir bildiride eli silah tutan tüm askerlerin orduya katılma zorunluluğu olduğu ve ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiği söylendi. Bu ise ülkede büyük bir karışıklığa sebebiyet verdi. Ancak Soha diktatörlük ile yönetilen bir ülkeydi ve Cumhurbaşkanı'nın emrine karşı çıkabilecek kimse yoktu. Bu yüzden tüm erkekler orduya katılmak zorunda kaldı. Genelkurmay Set, Diğer eğitim alanına vardığında onu karşılamaya gelen tüm General İsa'ya göz ucuyla selam verdikten sonra konuşmak için yanına gitti. Başkanım, yeni bir saldırı jeti geliştirdik ve bunu ilk kez bu sabah denedik. Ulaştığı hız inanılmaz boyutta ve ateşlediği füzelerin boyutu diğer savaş uçaklarına oranla çok daha büyük. Dinamiği kusursuz ve hedef alınması çok zor. Hava Kuvvetleri Komutanı sabah talimdeydi ve onu izledikten sonra herkesi tebrik etti. Sizin de görmenizde fayda var. Genel set, gidelim o zaman asker. Elimizdeki her imkanı sonuna dek kullanabileceğimiz bir savaş yakında patlak verecek ve biz tüm gücümüz ile makrana saldıracağız. Tüm birliklere bir bildiri dağıtılmasını emrettim ve yarın sabah ülke çapında bir konuşma yapacağım. Yarın sabah bütün ordu alanda nizami bir şekilde toplansın. Daha fazla içerik için klik yayı takip edebilir ve uygulamayı indirebilirsiniz.